ne demek? Devletin var olup olmama sorunu. Yani varoluşsal sorun haline geldi. Yani akan sular durur. Öyle bir sorun. Birinci öncelik. Birincisi, Türkiye dünyanın en fazla göçmenine, sığınma göçmenine ev sahipliği yapar ülke konumuna geldi. Suriye politikası sonucunda. Bunu dünyanın hiçbir zengin ülkesi, ne ABD ne de Avrupa'nın en zengin ülkesi Almanya böyle bir konuma gelmek istemez. Yani dünyanın en fazla sığınmacı ya da göçmenine ev sahipliği yapmak bir bereket değil. Sayın Bağbiroğlu, ne kadar sığınmacı var Türkiye'de? Şimdi ne kadar sığınmacı var? Şimdi rakamlara baktığımızda, yani resmi rakamlara baktığımızda istatistik ki veriler diyor ki nüfusun %2'si 3'ü gibi. Ama gerçek öyle değil. Çünkü uzmanlar diyor ki en az %12-13 düzeyine ulaşmış durumda. Siz ne dersiniz bu konuda? Evet, Bilge Hanım, tabii devletin bu konuda şeffaf rakamlar paylaşması lazım. Tabii. Yani aylık paylaşması lazım. Kaç kişi gitti, kaç kişi geldi. Ancak bildiğimiz bir konu var. Şimdi resmi sayılar açısından gittiğimizde 3,5-4 milyon, yaklaşık 4 milyona yakın Suriyeli geçici koruma statüsü altında bulunan sığınmacı var. E bir de tabii Afganistan var. Afganlı. Kaç tane Afgan var? 1 milyon mu? 2 milyon mu? Bilmiyoruz bunu. Bir de Afrikalı var. Etiyopyalı var. Sudanlı var. Bangladeşli var. Pakistanlı var. Iraklı var. Çok sayıda çeşitli yerlerden gelen göçmen. Bunların hepsini topladığınızda bazı siyasi parti liderleri bunun 10 milyonu aştığını, 13-15 milyonu bulduğunu, resmi rakamlara baktığımızda, topladığımızda 6-7 milyon kadar bir toplama ulaştığını görüyoruz. Ancak benim kendi tahminim, değerlendirmem, yani Anadolu'yu geziyorum konferanslar vermek açısından. Özellikle sınır kentlere çok gidiyorum. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis gibi. 10 milyondan az olduğunu ben değerlendirmiyorum. Mesela Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Suriye nüfusu İlçedeki yerli nüfusla eşit duruma geldi. Mesela Kilis'teki yerli nüfusla Suriyeli nüfus neredeyse eşit duruma geldi. Yani orada tamamen demografik yapı değişmiş zaten. Gaziantep'te resmi sayılara göre 4 kişiden 1 kişi Suriyeli. Yani %25'i gibi. Hatay'da da böyle. Ama bunlardan önemlisi, bizim için şeffaf olmamakla beraber tahmini rakamlar, sayılar var ama biz şunu bileceğiz Bilge Hanım. Gerçek ne? Bunu herkes kabul ediyor. Dünyanın en fazla sığınmacı, göçmenine ev sahibi yapan ülke kim? Türkiye. Bu bir beka sorunu. İkinci konu, Suriye politikasının sonucunda ikinci stratejik sonuç Türkiye'yi olumsuz etkileyen bir beka sorunu daha çıktı. ABD Suriye coğrafyasının %25'ini, yani Suriye enerji kaynaklarının %90'ı, Suriye verim topraklarının %80'i, ve Suriye su kaynaklarının %85'inin bulunduğu bir coğrafyayı, bir alanı, bir toprağı Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden PKK-PYD terör örgütüne işgal ettirdi. 2011'de bu yoktu. O zaman Türkiye'nin önüne, Türkiye'nin izlediği, yani Esad'a ve Şam yönetimine vurdukça ortaya çıkan iki tane gerçek var. Bir, dünyanın en fazla göçmenini barındıran ülke. İki, 70 bin, 80 bin silahlı teröriste ulaşan, ABD'nin desteklediği, Suriye'nin %25'ini işgal eden bir PKK-PYD terör örgütü devletçik oldu. Böyle bir sonuç var. Sayın Cumhurbaşkanı 13 yıl sonra, yani 2011'de ilişkiler kesildi ve 13 yıl sonra şu anda, daha önce Esad'la biz kardeş gibiydik, ailece görüşüyorduk. O halde neden görüşmeyelim? Davette bulunacağız. Çünkü sorunlarımızı ancak onunla çözebiliriz. Arabuluculuk yapıyoruz diğer ülkelere. Örnek veriyorum Rusya-Ukrayna arasında. Ama biz kendi 9-11 kilometrelik sınırımız var. Buradan terör üreten bir coğrafya var. Niye görüşmüyoruz? Ben de zaten benim gibi düşünenler Türkiye'de az sayıda. 2014'ten beri hem bunu yazıyorduk hem de bunu dinlendiriyorduk. O zaman bize çeşitli yaftalama durumları oldu yani böyle. Şam yönetimiyle görüşülmesi lazım, işbirliği yok. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı o durumda, sevindirici ama bunun maliyeti nedir derseniz, gelecek kuşakları da olumsuz etkileyecek ve kısa sürede ödenemeyecek yüksek bir maliyettir bu. Sadece maddi ekonomik açıdan değil. Sığınmacıların sosyal, kültürel ve toplum yapısında oluşturduğu ya da oluşturacağı
tehlikeler ve krizler tarihte mevcut zaten. Pakistan, Afganistan'dan 4,5 milyon Afgan sığınmacı kabul etti 1980'de. Pakistan o günden bugüne gün yüzü görmedi Bilge Hanım. Ve Pakistan mülteci uzmanları mesela Sıddıki der ki, biz Pakistan'daki kabul ettiğimiz sığınmacıların Pakistan'da çeteler oluşturduğunu, Pakistan'ın sosyal hayatına güven tehlike oluşturduğunu 30 yıl sonra anladık ama iş işten geçmişti. Şimdi Pakistan turistlerin gitmeye korktuğu bir ülke haline geldi. Onun için burada bazı insanlar efendim ensar muhacir, işte aynı din, kardeşiz. Tamam, Türk milleti elbette misafirperverdir, hiç kuşku yok. Ama bu misafirperverlik de geçici koruma statüsü olunca ne olur? Gelinen ülkede savaş bitince dönerler. Gelinen ülkede savaş bitti, dönmüyorlar. Türkiye'de teşvik ediyor burada kalmaları. Nasıl teşvik ediyor? Ekonomik yardımlar yapıyor. Sağlık muayene ücreti yok. İlaç katılım payı ödemiyor mesela. Buna benzer çeşitli ruhsatsız ve kayıtlı olmayan çeşitli ekonomik işletmeler açıyorlar. Vergi ödemiyorlar. İstihdamda sigortasız çalıştırıyorlar. Bu ve buna benzer sosyal yapıda büyük bir problem var. Bu problemi Türkiye 10 yılda, yani Pakistan 30 yılda farkına vardığı tabloyu Türkiye'nin 10 yılda ulaşması önemli bir sonuç. Cumhurbaşkanı'nın bu adımı desteklenmelidir. Ama bu adım umarım irade ortaya konarak kararlı bir şekilde gidilir ve Esad yönetimiyle, yani Şam yönetimiyle Rusya'nın da bulunduğu bir masada oturulur, üçlü ya da dörtlü. Ve burada Türkiye'nin özellikle bu iki beka sorunun nasıl çözüleceği konusunda bir yol haritası üzerinde çalışılır. Şimdi o zaman tam da sizin bıraktığınız yerden devam edelim Sayın Babiroğlu. Tabii Türkiye ne yapacak? Evet. Nasıl ilerleyecek? Çünkü bir yanda Amerika, bir yanda Rusya faktörleri karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde de dış politikada çok konuştuk Hakan Fidan'ın açıklamalarıyla. Biz BRICS'e üye olalım ama bir yandan da NATO ülkesiyiz. Yani bir ipte iki cambaz oynar mı acaba? Ne olacak? Türkiye'nin özellikle Suriye ile bu olası görüşmeleri, Erdoğan'ın Esad'la yapacağı bu görüşmeler eğer gerçekleşirse acaba Rusya tarafından nasıl gözlemlenecek? Orada sessizce bir izleyiş mi olacak? Nasıl bu çerçevede değerlendirirsiniz bu tablo içinde? Bilge Hanım, önce Rusya, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmenin hızlandırılmasından yana, 2019'dan itibaren beri, öyle diyelim, Rus lideri Putin, Soçi mutabakatında ya da yapılan Astana görüşmelerinde ortaya çıkan sonuç bildirisinde daima Türkiye'ye şu teşvikte bulundu, zaman zaman zorladı. Suriye ile işbirliği yapın, bizi aradan çıkarın, Suriye ile işbirliği yapın. Dolayısıyla Rusya, Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğinden yana bunu destekliyor. Çin destekliyor. İran destekliyor denilebilir. Körfez ülkeleri, yani Arap Birliği, Mısır, Suudi Arabistan gibi Arap Birliği, yani 22 Arap ülkesinin önde gelen ülkeleri destekliyor. Bu önemli. Yani Çin, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkeler destekliyor. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri. Şimdi desteklemeyen ülkeler veya karşı çıkan ülkeler kimler? Sığınmacıların ve göçmenlerin Suriye'ye gitmesini, ülkelerine gitmesini istemeyen aktörlerle aynı bunlar. Yani Türkiye ile Suriye yakınlaşmasını istemeyenleri size ben sırayla açıklayayım isim versen. Bir, PKK terör örgütü Suriye ile Türkiye arasında işbirliğini istemiyor. Çünkü eğer Türkiye ile Suriye arasında işbirliği gerçekleşirse PKK terör örgütünün ABD'nin PKK terör örgütüne işgal ettirdiği alan ortadan kalkacak ve PYD, PKK terör örgütünün Suriye'deki varlığı ortadan kalkacak. ABD askeri varlığı da ortadan kalkacak. Onun için PKK terör örgütü ne Suriyeli sığınmacıların gönderilmesini istiyor ne de Türkiye ile Suriye arasında işbirliğinden yana. Demek birinci aktör bu. İkinci aktör ABD. Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmeyi hiç istemez. Neden? Bir, 100 yılın projesi için beslediği, büyüttüğü, eğittiği, desteğine devam ettiği PYD, PKK terör örgütü varlığı ortadan kalkar. Eğer Türkiye ile Suriye arasında işbirliği yapar, Adana mutabakatı aktif duruma gelir ve iki ülke terör örgütlerine karşı ortak mücadele
durumuna başlar. Bunu ABD istemez. Hem Büyük Orta Doğu Projesi'ni engeller, hem de beslediği, büyüttüğü PYD, PKK terör örgütünün varlığına son verir. Bir de ABD'de sığınmacıların ve göçmenlerin Suriye'ye gitmesini istemiyor bu neden. Avrupa Birliği istemiyor. Neden? Eğer öyle olursa sığınmacılar Türkiye'den gidecek. Bir bölümü Suriye'ye giderken bir bölümü nereye gidecek? Avrupa ülkelerine. Avrupa Birliği ülkelerini, sığınmacıların bir tane sığınmacıyı bile kendi ülkelerine tehdit ve güvenliklerine tehlike olarak algılıyor. Öyle ki 29 Avrupa ülkesi yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli seçerek aldı Bilge Hanım. Türkiye 3,5-4 milyon Suriyeli'yle baş başa kaldı. Ve Avrupa Birliği diyor ki biz sizinle geri kabul anlaşması imzaladık. Bize gelen göçmenleri size iade ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Türkiye'ye. Çok da takdir ediyoruz. Arada bir para desteği de sağlıyoruz. Ama sığınmacıları, göçmenleri başka yere göndermeyin. Yoksa bizim güvenliğimiz tehlikeye düşer. İşte en büyük problem nerede yaşadı Avrupa? Biliyorsunuz Fransa'da aşırı sağın yükselmesini engellemek için sol bir koalisyon oluşturdu. Ama buna rağmen sağ üçüncü parti, efendim Almanya'da ikinci parti, Hollanda'da yine öyle, İtalya'da zaten iktidar şu anda. Dolayısıyla Avrupa Birliği de istemiyor. Başka kim istemiyor? Çok önemli bir aktör istemiyor. Soros istemiyor, Soros. Meşhur Soros. Neden? Çünkü onun 6 tane makalesi var. Eğer sığınmacılar, göçmenler Avrupa'ya akın ederlerse Avrupa'nın değerleri ortadan kalkar. Avrupa tehlikeye girer. Onun için Türkiye'de, işte Lübnan'da kalsınlar. Bu Soros istemiyor. Türkiye ile Suriye yakınlaşmasını da istemiyor. Fakat önemli aktörler var Bilge Hanım. Bunların işbirlikçileri istemiyor. Kim bunların işbirlikçileri? Türkiye'de sözde yorumcular, sözde değerlendirme yapan ve sözde medya, bazı medya mensupları istemiyor. Neden? Çünkü bunlar onların işbirlikçileri ve bunlar Soros fonundan yararlananlar. Eğer Türkiye ile Suriye anlaşırsa ve sığınmacı göçmenler ülkelerine giderse Soros fonu ortadan kalkacak. Dolayısıyla Türkiye'deki bu ikide bir aman insan hakları gereği sığınmacı düşüyor. Evet, kesinlikle sığınmacı göçmenler biz zorla gönderilsin demiyorum ben. Güvenlikleri sağlansın, öyle gönderilsin. Bunların tek yolu nedir güvenliği sağlanması için? Ne hangi coğrafyadan geldiler? Suriye'den. O zaman Suriye'deki yönetimle işbirliğine gireceksiniz. Onlarla görüşeceksiniz. Hangi bölgeler güvenli? Onlara gönderilecek. Ortak mı bu tavır? Rusya da bunun hakemliğini, arabuluculuğunu yapar. O zaman bu Soros fonundan yararlananlar, sözde yorumcular hiç bir zaman İngiltere'ye şunu sormuyorlar Bilge Hanım. Ya Büyük Britanya İmparatorluğu, hani siz demokrasinin beşiğiydiniz, 20 bin Suriyeli seçip aldınız ama Türkiye 3,5-4 milyon Suriyeli baş başa kaldı. 20 bin Suriyeli seçerek alan İngiltere neden Türkiye'de takdir ediyorsunuz? Siz de bu sıkıntıyı paylaşın. Ya da İsveç'e 114 bin Suriyeli seçen İsveç'e söylemiyor. Ya da 30 bin Suriyeli seçen Danimarka'ya söylemiyor. Ya da 33 bin seçen ABD'ye söylemiyor parçalıya. Ama diyorlar ki efendim Türkiye'de böyle bir karşıtlık var. İşte sığınmacılar ülkelerine gönderilirse insan haklarına aykırı. Hayır efendim. İnsan haklarına aykırı ne biliyor musunuz Bilge Hanım? Türkiye'nin Avrupa Birliği ile yaptığı geri kabul anlaşması. Şimdi bir sığınmacı Pakistan'dan gelmiş, Afganistan'dan gelmiş, yasa dışı göçmen kaçmış. Ben demiş Danimarka'da benim tanıdığım var, İngiltere'de tanıdığım var, İsveç'te, Lüksemburg'da, Norveç'te tanıdığım var veya İngiltere'de. Ben oraya gitmek için Türkiye'den güzergah olarak kullanıyorum Türkiye'yi. Bir transit yol olarak. Biz de Türkiye diyoruz ki hayır gidemezsin, gidemezsin. Sen Danimarka'ya gitmek için geldin ama sen Türkiye'de bulunmak zorundasın. Niye? Benim Avrupa Birliği ile geri kabul anlaşmam var. Bu asıl bu insan haklarına aykırı. Bırakalım sığınmacı, göçmen insan haklarına uygun şekilde istediği ülkeye gitme hakkına sahip olsun. Biz onu zorla niye Türkiye'de bulunduruyoruz? Onun için böyle bir konu var. Bir de tabii bu önemli Bilge Hanım, şu çok önemli. Bakın bunu ben hem tecrübeme hem de NATO'da ve Birleşmiş Milletler'de görev yapan emekli bir asker olarak söylüyorum. Şimdi bazı siyasi liderler iyi niyetle tabii desteklemek lazım. Ben de destekliyorum. Efendim Türkiye Avrupa Birliği üyesi olma yolunda adım atabilir, işte olabilir. Veya siyasi iktidar zaman zaman Avrupa Birliği'ne üye olacağız. İşte Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği, vize bilmem böyle bazı olumlu açıklamalar yapıyor. Size bir
tarihin hükmünü, bir gerçeği söylüyorum şimdi. Dünyanın en fazla sığınmacı ve göçmenini barındıran bir ülkeyi hiçbir Batı ittifakı üye yapmaz. Nokta. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bu şartlarda, bu koşullarda üye olması hayalin ötesinde olan bir gerçektir bu. Türkiye ne zaman sığınmacı göçmen sorunu çözerse o zaman bu söylemler, bu açıklamalar ve bu projeler somut bir yere oturtulur. Yoksa hamasetten öte bir yer değil. Efendim Avrupa Birliği yolunda adım atacağız. İşte siyasi iktidar arada bir söylüyor, Avrupa Birliği ile tekrar köprüleri onaracağız. Hayır, Türkiye dünyanın en fazla göçmenine ev sahibi yapan bir ülkeyi hiçbir Batı ittifakı yanına almaz. Size bir şey daha söyleyeyim. Eğer Türkiye NATO üyesi olmasaydı şu anda ve varsayalım ki bir nedenden dolayı NATO'ya üye olmak istedi. Varsayalım. Dünyanın en fazla göçmenine ev sahibi yapan bir ülke NATO üyesi olamaz. Dolayısıyla Türkiye bu gerçeği bilsin. Bizim hamasetle, duygusallıkla, hayalperestlikle, ihtirasla işimiz yok. Gerçek budur. Onun için ne yapması lazım Türkiye'nin? Sığınmacı ve göçmen sorunu çözmesi lazım. Neye göre çözecek? İşte Suriye ile işbirliği yapacak, çözecek. Avrupa ile geri kabul anlaşmasını bir gecede iptal edecek. Türkiye, Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlayan ve sınırları cetvelle çizilen bir ülke değil. Türkiye bağımsız bir ülkedir. Atatürk'ün ve o büyük kahramanların vatandan milletten başka sevgili bilmeyen o milletin, o kuşağın kanlarıyla yeşerttiği bir vatandır. Onun için biz Avrupa Birliği'nin güvenliğini sağlayalım, geri kabul anlaşması yapalım. Peki Türkiye'nin güvenliğini kim sağlayacak? Bakın olaylar oldu, Suriye'de olaylar oldu. Bayrağımızı çiğnediler, bayrağımızı ezdiler, bayrağımızı yırttılar. Bunlar kim? Türkiye'nin maaş verdiği, ilacını verdiği, kıyafetini verdiği, ulaştırmasını, istihbaratını sağladığı gruplar. Yani bu tarihi bir gerçek. Onun için Türkiye bu sistemden kurtulmalı. Pekala, o zaman tam da geldiğiniz noktadan o zaman şunu da soralım. O geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız olaylar, yani Türkiye'nin maaşını verdiği, evet, parasını ödediği o grupların sınırımızda başta bayrağımızı ve askerimize hedef alan o